Felsefe tarihinde Kant'a gelinceye kadar özgürlük konusunda filozoflar genellikle özgürlük var mıdır yok mudur diye soruyorlar. Yani insan özgür müdür değil midir? İnsan eylemlerinde özgür müdür değil midir? İnsan istemelerinde özgür müdür değil midir? Ve kimisi özgürdür, kimisi değildir diyor. Yani Kant bu sorunu bu şekilde buluyor. Kendisi bir dönüm noktasıdır burada. Kendisi soruyu değiştiriyor. Özgürlük nedir diye soruyor. Çünkü bu o kadar önemli ki belki başka filozoflarda da göreceğiz. Bir şeyin ne olduğunu bilmeden onun hakkında başka hiçbir şey söylemek mümkün değil. Yani her tarafa çekilebilirim. Birbirine ters cevaplar da verilebilir. Nitekim oluyor. Şimdi özgürlük sorunu bu şekilde bulan Kant, teorik aklın, onun teorik akıl dediği yani bilen aklın cevap veremeyeceğini söylüyor. Bunu ancak pratik akıl dediği akıl, yani isteme, eylemde bulunan akıl buna bir cevap verebileceğini düşünüyor. Ve kendisi önce bir antinomi şeklinde bir aynı anda iki ters savı savunmanın durumunda, aklın düştüğü durum karşısında yeni bir yol açıyor ve soruyu değiştiriyor. Özgürlük nedir? Bu soruya cevap vermeye çalışırken, yani özgürlük var mı yok mu sorusuna cevap vermeye çalışırken çıkmaza giriyor. Hem var hem yok savlarını aynı anda kendini kabul etmiş buluyor. Bu bakımdan soruyu değiştirdikten sonra özgürlük nedir sorusuna cevap vermek için pratik akıl dediği, eylemde bulunan akıl dediği akıl aracılığıyla bir çözüme götürmeye çalışıyor. Özgürlük kişinin doğa nedenselliği tarafından, yani çıkarları, ihtirasları, tutkuları tarafından belirlenmemesi değil, sadece bir belirlenmeme değil, aynı zamanda akıl tarafından, pratik akıl tarafından ve onun buyrukları tarafından belirlenmesidir. Bu çok yeni bir şeydir. Yani bir şeyi belirlenmemek olarak anlaşılan özgürlük o güne kadar birdenbire aynı zamanda bir belirlemedir. Ama ne tarafından belirleme? Aklın ortaya koyduğu bir yasa tarafından belirleme ya da pratik aklın yasası dediği, ahlak yasası dediği yasa tarafından ve onun açılımı olan buyruklar tarafından. Kesin buyruk, ödev buyruğu ve pratik buyruk tarafından. Kant işte böyle bir imkan vardır diyor bize ve bu çok önemli. Çünkü insanlar böyle bir imkan olduğunun farkında bile değil. Yani sadece belirlenmeme olarak anlıyor. Bu sıkıntıyı bugün de çekiyoruz birçok konuda. İnsan hakları konusunda da çekiyoruz bu türlü bir sıkıntılar. Bu bakımda bu dikkat çektiği son derece önemlidir. Ve pratik akılda kendisi bu yasayı türetmeye çalışıyor. Ve türetiyor. O çok enteresan bir şekilde adım adım çizgi çizgi, böyle bir çizgi çizdiğimiz zaman bu yasaya nasıl geldiğini görüyoruz. Eğer diyor, istemenin şeyler, ihtiraslar, çıkarlar tarafından, yani doğa nedenselliği dediği şey tarafından belirlememe imkanı varsa, onu belirleyecek yasayı bulmak gerekir. Bu da şöyle dile getiriyor bu yasayı. Öyle eyle ki, senin istemeni belirleyen maksim, yani senin istemeni belirleyen öznel ilke, genel bir yasamada yer alabilecek nitelikte olsun. Bu ne demek? Yani herkes böyle yaparsa, benim şu anda bir şey yaparken herkes böyle yaparsa, yine o norm, o düşünce ayakta duracak. Ve şöyle bir örnek veriyor. Diyelim ki diyor birisi
borç alıyor ama vermeme niyetiyle veriyor. Şunu sorarsa, derse ki herkes vermeme niyetiyle borç alırsa bunun genel bir yasa olmasını isteyebilir misin? Yani herkes böyle yapsın diyebilir misin? O bile hayır diyecektir. Çünkü o takdirde borç vermek ve borç almak diye bir şey kalkar. Borç yok, borç diye bir şey kalmaz. İşte bu genelliğini vurguluyor. Yani böyle bir yasanın. Şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yasa ve buyruklar eylemlerimizi belirleyecek bir yasa ya da buyruklar değildir. İstememizi belirleyecek bir yasadır ya da buyruklardır. Yani bu buyrukların söylediği şekilde eylemde bulunmayı istemeyi vurguluyor. İkinci ödev buyruğu dediği buyruk şöyle diyor. Öyle eyle ki sanki senin istemenle bu senin maksimin doğa yasası olacakmış gibi. Yani burada istisnasızlığı vurguluyor. Doğa yasasının özelliği nedir? İstisnasız olmasıdır. O kadar sıkı olsun, o kadar genel olabilecek nitelikte olsun. Ama asıl hayatımızda kullanabileceğimiz buyruk, üçüncü pratik buyruk dediği buyruktur. Yani bunun üçüncü dile getiriliş biçimidir. Öyle ele ki, insan olmayı kendinde ve başkasında koru. Öyle ele ki, senin istemeni belirleyen ilke, şöyle diyor bakayım, tam söyleyeyim. Öyle ele ki, her defasında insanlığa kendi kişisinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de sırf araç olarak değil, amaç olarak aynı zamanda muamele edesin. Yani kendini ve başkasını araç olarak değil sadece amaç olarak görerek eylemde bulunmak. Ve bu sırf araç olarak demesi de son derece önemli. Bu bize Kant'ın iddia edildiği gibi böyle çok sıkı yapılamaz şeyler söylediğini izlenimi uyandıran dikkatsiz okunmasıdır. Yani şöyle bir şey, yani bu ne, nasıl anlayacağız bu buyruğu? Bir şey yaparken, biz birisine bir şey yaparken kendimize bir şey dönsün diye yapmayalım demek istiyor. Çünkü insanların çoğu size bir şey yaparken kendisine bir şey dönsün diye yapıyor. Hayır diyor. Ama o aynı zamanda dediği şey sadece sırf dediği, sırf araç olarak değil aynı zamanda amaç olarak muamele edesin dediği için bir engel yok. Ben size bir şey yapmak için yaptıktan sonra bir şey olur, bana bir şey döner. Bu öyle önemli bir şey yaptığım için bana bir ödül verilir. Buna engel değil. Ama bunu yapmamın nedeni bu bana dönecek şey için olmaması. Dolayısıyla iddia edildiği gibi yapılamayacak şeyler değil, sıkı böyle çok sert bir şey, bir etik anlayışı olduğunu iddiası doğru değil bana sorarsanız. Yani bu buyruklarla ve en başta pratik buyrukla bize Kant eylemde bulunurken istemelerimizi belirleyen neyse o, normları diyelim ya da başka bir şey, değerlendirmek için bir ölçüt sağlıyor. Bunu da kullanmak bize düşüyor. Başkası değil.